Merhaba sevgili yarışseverler, 14 Eylül Cumartesi Ankara ve İzmir yarışlarıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün Ankara'da ve İzmir'de 8 koşulu program var. İzmir'de bahsedeceğim 2 at var. Ankara'da da genel yorumları bahsedeceğim. Kazanmaya en şanslı isimleri sizlere anlatacağım. Ben elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz isimleri yazarak kuponunuzu oluşturabilirsiniz. Çok şükür ki WhatsApp grubumuz devam ediyor. Değerli dostlarla altılı ganyanları bulmaya devam ediyoruz. Çok küçük şablonlarda bile, ana şablonlarımızda bile oyunları buluyoruz. Perşembe günü Ankara yarışlarında hem birinci altılıyı küçük bir sermaye kazandık, hem de ikinci altılıyı bularak değerli dostlarımıza paylaştık. Baktığımızda 8 koşulu Ankara programıyla sizlerle birlikteyiz. WhatsApp grubumuz dediğim gibi devam ediyor. Sizleri de, uygun olan dostları da makul bir ücret karşılığında bekliyoruz. Zaten ücretlerinin karşılığını çok şükür ki WhatsApp grubumuzda olan dostlara kazandırıyoruz. Yani bana verdiğiniz ücretlerin karşılığını kazanıyorsunuz. Elimden geldiğince zaten yardımcı olmaya sizlere YouTube'da da çalışıyorum. Ayrıca WhatsApp grubumuzda aile ortamı içinde at yarışlarını birbirimizle paylaşıyoruz. Dostlar sormak istediği soruları bana sorabiliyorlar. Ben elimden geldiğince dediğim gibi herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. YouTube'da da zaten şanslı olabilecek isimleri paylaşıyorum. Baktığımızda da bugün Ankara yarışları var. 8 koşulu programda 3. koşuyla birlikte altılı ganyan tay yarışıyla başlayacak. 1. koşuya baktığımızda 3 yaşlı İngilizlerin 3 şart mücadelesini izleyeceğiz. Yarışa baktığımızda son yarışında çok geç kaldığını düşündüğüm 800 ile 600 arası çok bekleyen, o gün ritmi bulamadığı için kaybeden, bugün abisinin de en iyi koştuğu pistte, mesafede start alacak olan May Başkan'ın öz kardeşi 5 numaralı Sevmek Zamanı. Bugün Özcan Yıldırım'la start alıyor. Daha önce 3 kez koşup 1 kez kazanmıştı. Bugün bir aksilik olmazsa 1. dörtlü ganyanın ilk ayağını 5 numaralı Sevmek Zamanı kazanacaktır. Bana göre ikili oynamak isteyenler, bahis oynamak isteyen yarışseverlerimiz için de bir at önereceğim. O da 4 numaralı Dumbledore. Çok iyi bir safkan, el değiştirdi. Oyuncu zannedersem Sezai Usta kendi aldığı atı, aracı ekürlerinin taylarını almaya devam ediyor. Ona da hayırlı olsun diyorum. 4 numaralı Dumbledore de 5 numaralı Sevmek Zamanı hemen peşine gelebilir diye düşünüyorum. Ve geçiyorum 2. koşuyu. 3 yaşlı İngilizlerin 3 satış mücadelesi. Birkaç kez yarışı koşturduğumda 3 numaralı Caldrogo liderliği alacak. Hemen peşine Cambaz veya Nalın isyanı gelecektir. Ben çok inatçı bir safkan olduğunu düşündüğüm Yavuz Star, Süs Biber, Orjinitay, iz bırakan çok geride bekleyeceğini düşünüyorum. Zaman zaman da öndeki rakipleri gelip atlayamıyor. Bir türlü o problemini halledemediler. O yüzden ben yarışı ikincilikte veya üçüncülükte takip edeceğini düşündüğüm, son İstanbul yarışına, ağır sahadaki yarışına inanmadığım, bugün sevdiği Ankara pistinde koşacak olan 1 numaralı Cambaz, virajdan sonra yapacağı etkili ataklarıyla alıp başını gidip geriden gelecek iz bırakana da cevap vererek koşuyu kazanmasını bekliyorum. 1. dörtlü ganyanın 2. ayağı yedili plesinin de 1. ayağı 2. koşuda. Ve geçiyorum 3. koşu, Gold Card koşusu. 1 şart 2 yaşlı İngilizlerin mücadelesi. Tüm tayların ayaklarının düz basmasını temenni ediyorum. Umarım nice şampiyonlar izleriz. Hepsine sağlık, huzurlu yıllar diliyorum. 6 numaralı Muscat, El Corredor, Dream of My Life, Dream of My Life yarış yaşamının ilk startını kazanmıştı. Annesi bu tayın ilk startını kazandı. Yine annesinin anne kardeşleri de yarış yaşamına kazanarak başlayan, yanlış hatırlamıyorsam 2 tayı var. Hatta Sars da belki ilk yarışını kazanamadı ama daha sonrası yarışlarında çok iyi koşmuştu. Onu da hatırlatmak istiyorum. 6 numaralı Muscat, daha önce de 2 kez kayıt yapılan ama bir türlü koşamayan, çok iyi hazırlıklarıyla bu yarışa Özcan Yıldırım'la katılacak olan 6 numaralı Muscat bence bu yarışın en büyük favorisidir. Sizler kendi tuttuğunuz isimleri mutlaka yazmanızı öneririm. Ve geçiyorum 4. koşu, 3 şart dişilerine ait mücadele. 3 yaşlı Araplar katılacak. Zamanın iyi kısrakları olmasını temenni ediyorum. Baktığımızda burada da bir ismi ön plana çıkaracağım. Son yarışında gereksiz öne giden bir önceki koşusunu bugünkü jokeyi Mert Ali Solmaz'la start alan, o gün 600 ile 400 arasında kazanacakmış gibi bekleyen, arttıracağı anda önünde set oluşunca bariyer dibine girip yalnız kalan, oradan arttıramayan, bugün bir kez daha Mert Ali Solmaz'la start alacak olan, önde de Anzılha gibi safkanın olduğu, tempoya gidecek safkanın olduğu yarışta kendine 3. ve 4.lükte saklayacak olan, virajdan sonra da temposunu arttıracak olan 4 numaralı Cansu'yum bu kez şeytanın bacağını 5 yarış sonra kırabilir.
koşuyu kazanabilir görüşündeyim. Dişi yarış her zaman zordur. Hem cinsler, dişiler, kısraklar buluştuğu zaman zor yarıştır. Ancak ben 4 numaralı Cansu'yumun bugün kazanmasını bekliyorum. Fotoyu önde geçebilir. Ve geçiyorum 5. koşuya. Yıldırım Beyazıt koşusu. Grup 1 bir mücadele. Şampiyonlar start alıyor. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz. 12 safkan start alacak. Elbette biri çok ön plana çıkıyor. Yaklaşık 2 ay önce Ankara'ya gelip bir yarış gören, o gün kendini bir türlü tutturamayan yarış işinde ve 5.likte kalan, o yarışına inanmadığım, tekrar evine gidip İzmir'de dinlenip çok iyi hazırlıklarıyla buraya gelecek olan 15'te 5 yaptığı şampiyon jokeyi sihirbaz Halis Karataş'ta start alacak olan 2 numaralı El Nino bugün kasırgayı estirecektir diye düşünüyorum. O yüzden bu haftalarda da fırtınalar bekleniyor ülkemizde. O yüzden El Nino kasırgası da esecektir düşüncesindeyim. Zaten gruba baktığımızda da kendisi bu gruptan üstün. Bir aksilik olmazsa El Nino bu koşuyu lehine çevirecektir günün 5. koşusunda. Ve geçiyorum 6. koşuya. Şerife Bacı koşusu A2 bir mücadele. 2 yaşlı 10 İngiliz tayı katılacak. Burada da bir isim çok ön plana çıkıyor. Yarışa baktığımızda Ardaşah, Atıcı Bey, Lord Baba, Puckerface, hatta Ekürü safkanı, Auzrora gibi safkanların, Jabel gibi safkanların ön gruba yakın gideceği koşular, kendini çok iyi saklayacak olan, Müslüm'le yarış yaşamının ilk startında buluşan ve son startında buluşan bir 10 numaralı Prior görüyoruz. İlk startında 4. olmuştu. Son startını İstanbul'da bugünkü jokey ile kazanmıştı. Kalitesi tartışılmaz. Nestor'un da anne kardeşi 10 numaralı Prior Ankara'da belki de en güvenilen isimdir. Bir aksilik olmazsa da sonlarda Ardaşah'ı gelip geçecektir ve koşuyu kazanacaktır diye düşünüyorum. Ve geçiyorum 7. koşu, kısa vade 6 kısrakların mücadelesinde 3 ve yukarı yaşlı İngilizler start alacak. Baktığımızda 3 yaşlı Tay gözükmüyor. Kısrakların mücadelesi, hangi safkan şanslı olacak bakacağız. Baktığımızda Black Chance, İrem Su, Maiden Focha, River Girl, Pearl Jam gibi safkanlar var, ancak ben burada enteresan bir ismi önereceğim. O da 3 numaralı Hafo. Hışman Çizik'le start alan, bugün Hışman Çizik'le ilk kez start alan annesi Waffle Baba Win River Win. Waffle bir Lady Wolf kızı. Wolf hattına uzanan bir kan hattına sahip olan 3 numaralı Hafo. Baktığımızda Waffle'ın da anne kardeşleri Farelyalı, Cosmic Dancer gibi safkanları görüyoruz. Bu kan hattından elbet bir gün bir şampiyon çıkacaktır düşüncesindeyim. O yüzden yarışı ön gruba yakın takip edeceğini düşündüğüm, yani orta grupta takip edecek olan 3 numaralı Hafo, Maiden Focha, Gypsy Danger, İrem Su gibi safkanların olduğu yarışta hemen peşlerine yatacak olan, düzlükte de etkili ataklarıyla geleceğini düşündüğüm kısraklara ait mücadele Hafo günün bombasını yapabilir. Elbette sizler kendi tuttuğunuz isimleri, örneğin Black Chance, İrem Su, Pearl Jam hep bekliyoruz bir türlü iyi koşmuyor. Bunları da yazabilirsiniz ama zor yarış. Eğer Hafo gelmezse, cazip bir isim gelmezse de kim kazanır? İnanmak, kestirmek zor. Ve geçiyorum 8. koşu Ankara yarışlarında son mücadele. 16 handikap 4 ve yukarı Arapların mücadelesinde 13 Arap atı katılacak. İki ismi ön plana çıkaracağım. Bunlardan ilki son yarışında baktığımızda 800 ile 600 arasını yürüyerek geçen, sonrasında rakipleri birden hızlanınca onları kaçıran, sonlara rağmen çok sert gelmesine rağmen bariyer dibinde o gün yanlış hatırlamıyorsam 5. kalan, evet bakıyorum 5. kalmış 4 numaralı Ulakçı. Bugün Okan Gökçe ile start alacak. 4'te 2 %50 istatistiğe sahip olan jokey ile start alacak olan 4 numaralı Ulakçı. Eğer isterse bu grubu çok rahat geçer. Bu gruptan üstün bir safkan 4 numaralı Ulakçı'yı mutlaka kuponlarınıza yazın. Altılı Ganyan'ın son ayağında son bir isim de Ali Kaçmaz ile 3'te 2 yapan 12 numaralı Açık Kırmızı. Uzayan mesafede 4 yarış önce kazanmıştı. Unutulduğu zaman enteresan yarışlar yapıyor. Bugün de baktığımızda Perşembe günü kazanan, şablonumuzda 3 atta verdiğimiz Rosemary'nin anne kardeşi 12 numaralı Açık Kırmızı. O gün Ali Kaçmaz da kazanmıştı. Hatta üyelerimize de çifte oynatmıştık Rosemary ile. O yüzden 12 numaralı Açık Kırmızı mutlaka Altılı Ganyan'ın son ayağında yazılması gereken isimdir. 4 numaralı Ulakçı ile değerlendirebilirsiniz. İzmir'de de sizlere 2 safkan önereceğim. Günün 5. koşusu İzmir'de, 4. koşusunu da düzeltiyorum. 4 ve yukarı Arapların 3 şart mücadelesinde 12 numaralı Yüksek Uçuş son yarışını Bursa'da kötü koştu, kazanamadı. Bugün Gökhan Gökçe ile start alacak. Ekürü desteği de var. Koşuyu kazanmasını bekliyorum. Yazabilirsiniz. Yine baktığımızda İzmir'de son koşuda da enteresan bir isim önereceğim. Bugün
ara verdikten sonra yeniden piste çıkan, Çin pisti çok seven, inanılmaz bir uzunca orijini bulunan 3 numaralı Golden Ship, Alaaddin Küründük'te altılı ganyanın son ayağında kapanışı yapabilir düşüncesindeyim. Baktığımızda Ankara'da 8 koşulu programı sizler için elimden geldiğince de yorumladım. Sizler de kendi tuttuğunuz isimleri yazabilirsiniz. İzmir'de de yüksek uçuş, bir aksilik olmazsa altılı ganyanın dördüncü koşu altılı ganyanın ikinci ayağını kazanmaya yakın isimdir. Altılı ganyanın son ayağında da 3 numaralı Golden Ship'i değerlendirebilirsiniz. Ben elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Sizlerin de desteklerini bekliyorum. Yorum bölümüne sormak istediğiniz safkanları sorabilirsiniz. Beğenilerinizi unutmayın. Kanalıma abone olabilirsiniz. WhatsApp grubuma değerli insanları bekliyorum. Herkese şimdiden bol şanslar, mutlu günler diliyorum.